Bu alınan kararla birlikte artık e, öncelikle Latin alfabesi ardından da bir ortak dil süreci başlayabilir mi evet. sizce? şimdi Kazakistan hep bu sürecin içindeydi. Yani zaten... Im çok tecrübeli bir devlet adamı Nur Sultan Nazarbayev. Bunun farkında, bilincinde ama Kazakistan'ın diğer Türk halklarından farklı bir tarafı var. Slav nüfusu var. Yani Azerbaycan Türkleri geçti, Türkmenler, Özbekler yani Latin'e geçir yeni ıslah edilmiş alfa ve bizim de ıslah edilmiş alfa. Latin kökenli ama işte eklemelerle Türk dilinin fonetik yapısına uygun olarak Türkçenin eklemelerle geçildi. Kazakistan bunu hep öteledi. Bu Rus nüfusundan olayı. Ama bu sene e, Sayın Nazarbayev bir atılımla bir hamle artık dedi 2000 zaten sık sık alfabe komisyonları gelip gidiyordu. 2018'de bu süreç başlayacak. Bütün süreli yayınlarda, ders kitaplarında biz bu alfabeyi ile yazmaya başlayacağız. Ama 1925 şey affedersiniz 2025'e kadar e, tabii ki çok normal bu süreç. Şey, de, be, paralel gidecek Kiril ve Latin Masraflı bir iş. Kırgızistan'ın şey ekonomik da. olarak hakikaten güç isteyen bir e, teşebbüs. Kırgızistan'ın geçememesinin sebeplerinden biri de budur. G büyük bir ekonomik güç istiyor. 2025'te dedi ki, e, sözü de çok anlamlı şeyin Nazarbayev'in. Burada e, onu da ifade etmek ist istiyorum. Dedi ki, balaş... Balaşakka Bağdar Ruhani Jangru. Ne demek? Oryantasyon. Yani bir oryantasyon süreci geleceğin manevi olarak canlanması adını koydu. Egemen Kazakistan gazetesinde çıktı bu yazısı. 2025'ten itibaren de tamamen Latin alfabesine geçilmesi. Nazarbayev'in bu düşüncesi çok anlamlı. Evet bütün hedef Türk dünyasının birbirine yaklaşmak ve Türkiye ile yaklaşmak. Hocam çok teşekkürler katkılarınız için. Bir şiirle bitirelim Buyurun, mi? tabii ki. Tabii. Şimdi Nazarbayev'in bu cümlesinde şeyin ruhu var Kazak şairlerinin. Mir Jakıp Dulatoğlu diyor ki Oyan Kazak köter bastı. Türk Dünyası'nın Aksakalı'dır Nazarbayev. Evet, evet. Yani, ama o eski şairlerin ruhu Nazarbayev'de o kadar baskın ki. Köter bastı diyor ötküzme karanguda beker jastı jerk dil naşarlap hal harap bop kazağım diyor. En jaramazdı. Kazak diyor uyan, başını kaldır, din zayıfladı, toprak gitti, hal harap oldu. Sen diyor boşuna yaşını geçirme. İşte Nazarbayev'in hamlesi artık Kazakistan uyanışta ve çok hızlı ilerliyor. Alfabe Türk dünyasını bir araya getirecek ortak dilin yolu da alfabeden geçiyor. Çok teşekkürler. Hocam, çok teşekkürler. Sağ olun.